Arkadaşım merhaba. Bu haritada seninle ülkemizdeki tüneller ve geçitleri yerleştirmesini yapacağız. Şöyle sırayla başlayalım. Zaten bir önceki videoda ders notlarını almışsındır. İlk tünelimiz arkadaşlar Avrasya tünelidir. Dikkatli olun. Neydi? Kıtaları birbirine bağlayan iki katlı karayolu tüneli olarak geçmekteydi Avrasya tüneli. Bir diğeri Orhan Gazi'ydi. Orhan Gazi deyince aklına neresi gelmişti direkt senin? Bursa gelmişti. Dikkatli ol. Bursa ile Yalova arasındaydı. Eski adı arkadaşlar Samanla Tüneli. Yeni adı nedir? Orhan Gazi Tüneli'dir. Tamam, Orhan Gazi Tüneli'dir. Yine Sabuncubeli Tüneli'nden bahsettik. Aklımıza İzmir ile Manisa arası gelecekti. Sabuncubeli Tüneli. Neresi aklına gelecekti? İzmir ile Manisa aklına gelecekti. Nefise Akçelik tüneli vardı. Direkt aklımıza Ordu gelecekti. Hatırlarsanız hayatını kaybetmişti ve ismi buraya verilmişti arkadaşlar. Nefise Akçelik tüneli. Ordu Fatsa arasındaydı arkadaşlar. Nefise Akçelik önemli kıymetli kişilerimizden birisiydi. Oyit tüneli deyince aklınıza arkadaşım Rize gelecekti. Dikkatli ol. Nereyi bağlar dediğinde Rize'yi Erzurum'a bağlar diyorduk ki bir dönem Türkiye'nin en uzun tüneli olarak bilinmekteydi arkadaşlar. Ve geldik can kurtaran. Can kurtaran diyorsa aklımıza Artvin gelecekti. Can kurtaran. Artvin'de neresi aklımıza gelecekti? Borçka ile Hopa arası aklımıza gelecekti. Ve bizim arkadaşlar 9. gezegen olarak bildiğimiz Van Bahçesaray'da kim vardı? İlk prefabrik tünelimiz kimdi bu? Karabet tüneliydi. Çok hızlı hatırlayalım. Avrasya derse Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak. Orhan Gazi derse Bursa'ya gittim. Bursa'yı Yalova'ya bağlayacak. Sabuncubeli derse İzmir'e gittim. İzmir'i Manisa'ya bağlayacak. Nefise Akçelik derse Ordu Fatsa arasında sahil tüneli dedik. Ovit derse aklımıza Rize gelecek. Rize ile Erzurum'u birbirine bağlar. Can kurtaran derse de aklımıza Artvin gelecekti. Artvin Borçka Hopa arasında dedik arkadaşım ve Karabet. Karabet Türkiye'nin ilk prefabrik kar tüneliydi ve aklımıza neresi gelecekti? Van Bahçesaray aklımıza gelecekti. Sonra ülkemize geçitlerden bahsettik ve Akdeniz'deki geçitleri şöyle girmiştim. Hatırlar mısın? Çok sayıda geçit bulunur. Akdeniz'de çok sayıda geçit bulunur. Çok sayıda geçit bulunur. Antalya'yı göller yöresine bağlayan kim vardı? Çubuk. Silifke'yi iç kesime ki Mersin Mut ile Karaman arasındaydı. İç kesime bağlayan kim vardı? Sertavul. Adana'yı iç kesime bağlayan kim vardı? Gülek. Nur Dağları üzerinde uzanan ve İskenderun'u Antakya'ya bağlayan kim vardı arkadaşım? Belen Geçidi. Burada şöyle bir soru görebilirsin. Burada karayolları dışında hangisinde farklı bir ulaşım vardır derse Gülek Geçidi'nde artık karşımıza kim çıkıyor? Demiryolu ulaşımı karşımıza çıkmakta arkadaşım. Geldik Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e. Batı Karadeniz'e baktığımızda Ecevit Batı Karadeniz'iydi hatırlarsanız arkadaşlar. Aklımıza direkt Ecevit geçidi geliyor ama genellikle bu yöreye giderseniz Mazruf geçidi olarak da yazar arkadaşım. Kastamonu yine Bolu'da bulunmaktadır. Yine arkadaşlar Kastamonu ile Çankırı arasında yeni adı 15 Temmuz İstiklal Tüneli olan Ilgaz Tüneli bulunmaktadır. Kastamonu ile Çankırı arasında dikkatli ol. Ve Zigana, Yeni Zigana çok önemli bizim için. Şu an Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olarak bilinmekte arkadaşım. Kim? Zigana geçidi. Zigana türküsü Volkan Konak söylüyordu. Oradan hatırlayacaktınız. Zigana nereyi bağlar? Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlar. Ve demiştik ki kop be, kop be, kop geçidi deyince de aklınıza neresi gelecek?
Erzurum ve Bayburt gelecekti, değil mi? Kop B, Bayburt ve Erzurum aklınıza gelsin Kop geçidinde. Arkadaşım, bir de bazen sorularda sakal tutanı da görüyoruz. Sakal tutan deyince de aklınıza Erzincan'la Sivas gelsin, tamam? Sakal tutan tünelinde. Bunlar arkadaşlar karşımıza soru olarak çıkabiliyorlar. O yüzden haritada da yerlerini bilmekte fayda vardır.